Gözüm, tuz kaçtı. Obalayıp durma. Talaş kaçtıysa obalayınca daha kötü olur. Beni kızdırmasaydın olmayacaktı böyle. Olmuyor, olmuyor dedin, sonunda kör oldum. Tamam, dur bakayım bir. Açamıyorum ki. Geçti. Savaşacağım. Hadi kaldır beni. Hadi. Tutun bana iyice. Sakın korkma. Seni hep tutmaya hazırım. Hah, yine yıldız kaydı. Bak, ne kadar güzel. Çok güzel, evet. Hadi tut bir dilek daha. Sen tuttun mu? Tuttum. Ne dilek tuttun? Bu defa söylemeyeceğim. Sır. İnşallah olur. İnşallah. Olmadı. Hep bana diyordun dikkatli ol diye, ne yaptın? Abartacak bir şey yok. Ufak bir kaza. Asıl senin ne işin var burada? Seninle konuşmaya geldim. Ama önce pansuman yapalım. Ya gerek yok, ben hallederim. İnat yapma. Hep sen bana yardım ediyordun. Şimdi ben yardım edeyim sana. İzin ver. Gel.
Tamam. Ben sararım. Sen niye geldin? Söyle. Konuşmam gerek. Ondan. Şimdi olmaz. İşim var. Söz verdim. Oraya gitmem lazım. Nereye usta? Dükkan sana emanet. Aynur abla, bu sefer sakın bir yere kaybolma. İmzalaman gereken belgeler var, tamam mı? Alo, efendim Feriz Bey. İyiyim, sağ olun. Nana'yı buldunuz mu? Gerçekten mi? Maşallah. Abimin keyfi yerinde. Az da olsa bir şeyle hatırlamış ya. Allah'ım devamını getirir inşallah. Ne bu halin Cennet Sultan? İyi misin sen? Nasıl iyi olayım oğlum? Şahin'e üzülüyorum. Zaten kendini yarım hissediyordu. Bir de bu kaza. Niye bu belalar geliyor başımıza? Oğlum, senin eline ne oldu? Yok bir şey. Küçük bir kaza, merak etme. Allah'ım. Bu kazalar, belalar oğullarımın başına niye geliyor? Nedir bu evimizdeki uğursuzluk? Öyle deme anacığım. Bak yanımızda abi. Ailesiyiz biz. Birbirimizden kuvvet alıp geliriz her şeyin üstesinde. Hoş geldin. İşin vardı, erken gelmişsin. Öyle oldu. Hadi anacığım, ben çıkmam lazım. Topla kendini, tamam mı? Hadi. Vaktin varsa şimdi konuşalım mı? Yok olmaz dedim ya. Mola vermiştim. Gitmem lazım, geç kaldım. Gideceğimi öğrendiği de onda mı böyle davranıyor acaba? Ben niye her şeyi üzerime alınıyorum? Şahin abiye üzüldüğü için böyle. Kesin. Kafası dolu tabii. Alo? Nana. Aynur? Allah'ım bu günleri de gösterdin ya. Çok şükür ya Rab. Çok şükür abla. Adalet teyze. Nana. Ay yavrum. Ay sus.
abla. Yusuf. Tamam. Hadi Halit abla. Hadi. Bak işte kızım benim. Bela geçirmişsiniz. Bela yaşamışsınız. Nasıl dayandınız? Yavrum. Yaman Bey. Sana boşuna güvenmedi kızım. Adalet teyzem benim. Bak ne olur üzülme. İyi şimdi. Bizim buralar çok güzel. Gel sana mahalleyi gezdireyim. Olur tabii. Bir tansiyon ilacı işim vardı, onu da hallederiz çıkmışken. Hadi. Ferit Bey gideceğinizi söyledi. Ama ne olur gitmeyin. Adalet ablayla bizim yanımıza gelin. Yusuf'u beraber büyütürüz. Eski günlerdeki gibi birlikte olalım. Aynı çatı altında. Yaşadıklarımızdan sonra yine birlikte olalım. Çok isterdim. Çok. Ama gitmemiz lazım. Bu şehir acı anılarla dolu. Yusuf'un kendini güvende hissedeceği küçük, sakin bir yer lazım. Yaralarımızı sarıp toparlanacağımız bir yer. En azından biraz bu ene kadar. Aynı biliyorsun. Yusuf'un velayeti bende değil. Benim durumum da ortada. Küçük yere gitmek istememin sebebi biraz da bu. Ne kadar küçük tenha bir yer, o kadar rahatlık. Anlıyorum seni. Sizin için her gün dua edeceğim Nana. Ben de size, ben de. İlk tanıştığımız zamanları hatırlıyor musun? Nereden nereye? Sen artık benim kardeşimsin. Nereye gidersen git, bu hiç değişmeyecek. Burada bir ailen olduğunu sakın unutma, olur mu? Tamam. Tamam. Thank you.
Abinin yemeğini yedirdim çok şükür. İlaçlarını da içirdim. Oh, iyiyiz şimdi. Bu ilaçları mı? Ne o canım? Abimin Parkinson ilaçları. Bunları sen banyodan çıktıktan sonra yerde buldum. Ne bunlar yenge? Sen abime boş kapsül mü içiriyorsun? Demek yakaladın beni. Yakaladın mı? Yenge sen... Evet ben, yaptım. Ne demek istiyorsun? O kapsüllerin içini ben boşalttım. Ama kendim için. Hap olarak yutamıyorum, midemi bulandırıyor. Prospektüsünde okumuştum. Sakinleştirici etkisi varmış. Arada alıyorum. Yenge sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Hamilesin sen. Böyle bilinçsizce ilaç mı içilir? Ben de sandım ki. Aklım başımda mı benim Nazlı? Bir kereden bir şey olmaz diye düşündüm. Yoruldum ben de Nazlı şu olup bitenlerden sonra. Sinirlerim bozuldu. Çok zor. Abinin durumu, yaşadıklarımız. Artık kaldıramıyorum. Bu ilaçları ben içmeyeyim de kim içsin Nazlı? Ama bir daha sakın içmeyeceksin, tamam mı? Çok tehlikeli. Bebeğini düşün, kendini düşün. Tamam mı? Söz ver bana. Bir daha asla yapmayacaksın böyle bir şey. Bu da tamam. İş bitti. Sonunda yakaladım seni. İşte bitti dedin, duydum. Artık kaçamazsın benden. Kaçtım falan yok. Niye kaçayım? Ne bileyim, sürekli işim var dedin. Artık konuşmamız gerek. Peki, konuşalım. Otur şöyle. Sen olmazsan şimdi biz ne haldeydik bilmiyorum. Bizi korudun, buraya getirdin. Yaralarımızı burada sardık, burada güçlendik. Şimdi de gitme vakti geldi. Size çok yük olduk. Balıkesir'de bir sahil kasabasına gideceğiz. İnsanların iyi olduğunu söylemişti sevdiğim arkadaşım. Orada küçük bir hayat kuracağız. Bunları yapabiliyorsam hepsi senin sayende. Sen olmasan biz bu noktaya gelemezdik. Mustafa, Nana abla ölümden döndü. O haldeyken sen buraları yakacak gibiydin. Gözün hiçbir şey görmüyordu. Zehir pisliği de öldü. Yani tehlike kalmadı. Diyorum ki, yani ya mahalleden giderse? Ne yapacaksın o zaman? Arkasına el mi sallayacaksın? Tamam. Ama gitmeden önce bilmen gereken bir şey var. Ben... seni... Dur. Önce ben. Diyeceklerim bitmedi daha. Gitsen bile unutmayacağım tek bir şey olacak. O da dostluğum.
İnşallah ben de sana iyi dost olmuşumdur. Yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Sen bana ne diyecektin? Tam da bunu diyecektim. Ben seni ve Yusuf'u ömür boyu dost olarak göreceğim. Ne zaman ne gerekirse beni arayacaksın. Her zaman sizin yanınızdayım. Bunu unutmayacaksın. Sen bildin. Bizde canı kalma iki. Toplayınca uçtuk. Ama sonra ben seni sıfır sandım. Her şey yutan bir sıfır. Yutma bizi diye kaçtım. Hesap yanlış olunca seni zarara uğrattım. Elde bir şey kalmadı. Oysa biz bundan çokuz. Bir şey rica edecektim senden. Veda vakti gelmeden kimseye gideceğimizi söylemek istemiyorum. Daha önce kaç kere söyleyip gidemedik. Kesinleşsin öyle söyleyelim. Olur mu? Eyvallah. Sen nasıl istersen. Daha Yusuf'a da demedim bir şey. Alıştırarak söyleyeceğim. Çok seviyor çünkü burayı da. Seni de. Alışacak. Daha anlayacak. Merak etme. Hadi eve dönün. Ben de. Tanrı'ya şükür. Her şey yoluna girdi. İyisek iyiyiz o zaman. Niye gidiyoruz derse? Burada mutluyum derse? Mutluyuz burada. Ama yeni mutlu hikayeler, maceralar bekliyor bize. Alo? Nana, kimlikler hazır. Yarın sabah elinde olur. Kendi isimlerinizi kullanacaksınız ancak soyadınız Aslanoğlu oldu. Sen Yusuf'un annesi olarak gözüküyorsun. Babası da 2 sene önce ölmüş bir Türk vatandaşı. Yalnız çok dikkatli olmalısın. GBT kontrollerinde, polis çevirmelerinde kimliğin sahte olduğu anlaşılabilir. Bunlar sadece iş, okul, yol güzergahlarında kullanabileceğin kimlikler. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Kendini bizim için tehlikeye attın. Yaptıklarımızın hiçbiri doğru değil. Ama siz bana dostum, kardeşim Yaman'ın emanetisiniz. Şimdilik başka da bir yol yok zaten. Sağ ol Ferit.
Biz gidiyoruz. Sağ olun her şey için. Hadi Yusuf. Ama bana basamıyorsun. Bu halde hiçbir yere gidemezsiniz. Gidiyoruz dedim. Ben de gitmiyorsunuz dedim. Artık onu durdurabilmek için bir nedenim kalmadı. Müsait misin? Rahatsız ettim seni ama sabaha bekleyemezdim. Bir şey mi lazım? Kimlikler yarın gelecekmiş. Bekledikçe de Yusuf için daha zor olacak. Yarın akşam için otobüs bileti alacağım. Yardım edebilir misin? Etmem. Neden? Soruyorsun bir de. Ben sana ne zaman yardım etmedim? Ederim tabii. Sonra yanlışlıkla balık kesileni Kars'a bilet alırsın. Kayboldun diye ararsın falan. İşi sağlama alalım. Ne var? Kars'ta güzel şehirmiş. Gezeriz. Değişiklik olur. Ama yine veda etmek gerekir sonra. Ben veda etmeye sevmem. Hadi biletler gitmeden alalım. Sağ ol. Yeni bir hayat başlıyor bizim için. Heyecanlıyım. Ama bir tarafım da üzgün. Çünkü seni çok özleyeceğiz. Yarın öğlen saati uygun mu? Uygun. Yusuf. Ana, bugün Poyraz abinin yanına mı gitsem? Boks dersi için. Günaydın. Günaydın. Nana, bu sana geldi. Teşekkür ederim. Hadi kahvaltıyı soğutmayın. Yusuf'cum sana sevdiğin kreplerden yaptım. Tamam Nazlı abla, geliyorum az sonra. Tamam. Bu niçin ana? Ne var içinde? Seninle konuşmamız lazım Canukam. Ama önce bunu açalım. Parayı kabul etmezdin. O yüzden böyle gönderdim. Çok bir şey değil. Ama yeni hayatınıza başlamak için küçük bir destek. Ferit. Yeni hayatımız mı? Ferit amca niye öyle yazmış nana? Bu kimlikler ne? Sen annemmişsin. Öyle yazıyor. Soyadlarımız da farklı.
Bunlar gerçek değil ki. Biliyorum Canuka. Bunlar bir süre güvende kalmamız için gerekli. Tamam ama neden şimdi geldi bu kimlikler? Çünkü buradan gitme zamanımız geldi. Kimlikte annen görünüyorum. Benden seni ayırmasınlar diye Canuka'm. Aynı aileden değiliz. Çalışma iznim de yok. Mecburuz daha sakin, daha küçük bir yerde olmaya. Ama bu mahalle de küçük. Hem güvendeyiz zaten. Poyraz abi var ya. Burası bizim evimiz gibi. Hayır Canuka'm. Biz burada sadece Tanrı misafiriyiz. Zaten yeterince yükleri var. Şahin abi de hasta. Onunla ilgilenmeleri gerek. İşte bu yüzden gitme zamanımız geldi. Onların yükünü hafifletmeliyiz artık. Ne zaman gideceğiz? Bu akşam. O kadar çabuk mu? Ben biletleri aldırdım bile Poyraz abine. Hem orada hep hayal ettiğimiz küçük evimiz olacak. Okula gideceksin. Arkadaşların olacak. Poyraz abim mi aldı biletleri? Evet. Ben rica... Yusuf! Yusuf! Gidecekmişiz. Sen biletleri almışsın. Neden? Yoksa bizi istemiyor musun? Ya olur mu öyle şey? Ben sizin gitmenizi ister miyim hiç? Ama Nan'ın aldığı karar doğru. Seni korumak için doğru olanı yapıyor. Biz çok mutluyduk burada. Doğru olan burada kalmamız. Ama gideceğiniz yer de daha güvende, daha özgür olacaksınız. Hem sen okula başlayacaksın. Biliyorsun değil mi? Burada da okul var. Ona gidemez miyim? Kimse benim ne istediğimi sormadı. O üzülünce dünyam kararıyor sanki. Alışacak. Tepkisi doğal ama. Alınan kararları kabul etmekten başka çaresi olmadığını öğrenince alışacak. Sen olmazsan şimdi biz ne haldeydik bilmiyorum. Sen geldin. Bizi korudun. Buraya getirdin. Yaralarımızı burada sardık. Burada güçlendik. Şimdi de gitme vakti geldi. Balıkesir'de bir sahil kasabası da gideceğiz. Orada küçük bir hayat kuracağız. Tamam. Boşuna gitsin ya da gitmesin. Poyraz abisi almıştı bunları. Ah Canuka, o kadar haklısın ki gitmek istememekte. Ama böyle olmak zorunda. Thank you.
Neden gelmedi hala Canuka? Gitme zamanı da yaklaşıyor. Yusuf! Yusuf! Neredesin Canukam? Toparlanmamız lazım. Birazdan gideceğiz. Yusuf! Yok. Yusuf! 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 Nereye gidebilir bu çocuk? Tanrım sen onu koru. Yusuf! Canukam neredesin? Yusuf! Yusuf neredesin? Canukam, Yusuf! Yusuf neredesin? Ne oluyor? Yusuf yok. Nasıl yok? Eve, sokağa, her yere baktım. Tanrı kurusun kaçırılmış olmasın. Çünkü Canuka asla haber vermeden gitmezdi. Zeyn adamları yakalandı. Hepsi hapiste. Mahalledir muhakkak. Parka gitmiştir belki. Baktım, orada da yok. Belki de bana kızdı. Terk etti mahalleyi. İnsan bağlamak istediği yerden, kişiden kaçar mı? Ayrılmak istemezsin. Ondan kopmak ölüm gibi gelir. Hiç yaşamadın mı böyle bir şey? Kendini onun yerine koy. Burada kalmak istiyor. Gideceğini Saadet'i biliyor. İstemediğinden saklanıyor bence. Yani o burada. En güvendiği yerde. En güvendiği yer senin yanın. O zaman marangozhanede. Gel. Hoş geldiniz usta. Hayrola, bir şey olmuş gibi? Yusuf kayıp da buraya gelmişti diye düşünmüştük. Nasıl ya? Vallahi ben usta işe çok dalmışım, görmedim. Belki içeri girmiştir. Şişt. Yusuf akıllı çocuktur. Üzülme. Belki kızgın, kırgın sana ama asla yanlış bir şey yapmaz. Sene kadar üzdüğünü anlayınca gelecektir. Öyle. O hayatımda gördüğüm en anlayışlı, en harika bir çocuk. Ve senin gibi inatçı. Hatırlasana. İlk tanıştığımızda kovmuştun beni. Adını bile söylememiştin. Dur! Tamam, kes şunu, tamam. Tamam. Gel. Gel canım, çabuk, çabuk. Ya! Dur, bekle. Dur. Kimsin, nesin bilmem. Uzak dur. Yanında çocuk var. Onu tehlikeye atıyorsun. Ben sizi gördüm, yardıma geldim işte. Gelme peşimizden. Fena olur, fena. Deli misin nesin? Dur ya. Bak. Yersin bunu kafana. Git dedim. Hayda. Delisin deli. Belli. Polise değil akıl hastanesine gitmen lazım senin. Biraz daha konuşursan ben seni acile göndereceğim ben. İyi be. Ne halin varsa gör. Bak delikanlı. Bu senin annen belli ki deli. Ama sen çok akıllı bir çocuğa benziyorsun. Eğer ihtiyacın olursa Beykoz Cendere mahallesindeyim. Fırtına Poraz derler bana. Gel beni bul, tamam mı? Öğrendiğimiz iyi oldu. Gelme o tarafa. Sen gelme zaten. Deli. Gelmem. Fesübhanallah. Asıl sana öyle. Sen laftan anlamıyor musun?
Git dedim git. Ya sen ne deli bela bir şeymişsin ha? Allah şu çocuğa sabır versin. Konuşma. Git dedim. Bak geliyor kafana taş. Git. Git dedim. Sonra tanıştık. Birbirimize güvendik. Şimdi ayrılsak bile hiç kopmayacağız. Haklısın. Hiç kopmayacağız. Sevdiklerimizden ayrılmak zor. Ama yeniye kapı açmalı insan. Biz mesela tanışmasaydık ne çok şey kaybederdik. Yusuf da yeni şeyler yaşayacak. Yeni sokaklar, arkadaşlar, okul. Benim bildiğim iyi de o. Bu macerayı da başarır. Çünkü bilir, birinden ayrılmak demek ondan kopmak değildir asla. Kalbi giren öyle kolay çıkamaz orada. Kimse beni koparamaz Hidam'dan. Şimdi benden. Sen nereden çıktın? Nasıl girdin oraya? Mert abinin arkasından gizlice girdim. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Çok kızdın mı bana? Kızmadım canım. Ama bir daha böyle bir şey yapma, tamam mı? Seni çok seviyorum. Artık ben gitmek için hazırım. Çok geç. Otobüsler kalktı bile. Yarın gidebiliriz ancak. Neyse. En azından bir gün daha kalacağız. Gittiğimiz yerde ne yapacağız? Hiç kimseyi tanımıyoruz. Burada da kimseyi tanımıyorduk Canuka. Ama şimdi bizi seven bir sürü insan var. Orada yeni arkadaşlar edineceksin. Okula gideceksin. Ya Poyrazar başka arkadaş edinirse? Ya bizi unutursa? Asla. O seni çok seviyor çünkü. Cennet teyzeciğim size geliyorum. Bir patates köftesi yaptım ki ağzınıza layık. Poyraz da bayılacak. Ellerine sağlık güzel kızım. Ama Poyraz evde değil dükkanda. İstersen direkt dükkana geç. Sıcak sıcak yesin. Hem arayı da ısıtırsınız. Bu zamanda kim kimin yanında önemli ama değil mi? Haklısınız Cennet teyze. O zaman ben dediğiniz gibi dükkana götüreyim. Ellerinizden öperim. Yani Canukan Poyraz abi asla bırakmaz bizi. Tabii biz de onu bırakmayacağız. Hep onun yanında olacağız. Gel hadi. Kazık çakmak istiyor buraya. Gözü Poyraz'da. Ama o kadar kolay değil. İşte böyle Merdan. Durduramadım onu. Yarın gidecekler.
Vallahi ne diyeyim bilemedim ki usta. Ama sana kaç defa söyledim git konuş diye. Söyle gitme dedim. Neyse. Belki de birbirinizin kısmetinde yoksunuzdur. Ya belki de senin kısmetinde başka biri vardır usta. Çok. Anaya aşık olmuş. Delikanlının kalbine yazılan isim öyle kolay kolay silinmez. Benim kalbime yazılan isim de Nana'dan başkası olmayacak. Olmaz bu iş. İzin vermem buna. Hayır. Vazgeçmem senden Poyraz. İzin vermem.